Herkese merhabalar değerli takipçilerim, arkadaşlarım, benim kanalımın yeni misafirleri. Benim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet, ben bugün dışarıdayım. Boşu boşuna dışarı çıkmadım ve yanımda da bakın ne var. Dekoratif olarak yapılmış, ekilmiş tuya ağacı var. Ben bugün bu ağaçtan gerçekten evimin her tarafında o kadar çok ekilmiş ki gerçekten çok iyi yapmışlar. Çünkü bu ağaç bol oksijen üreten ağaçtır. Çok faydalıdır. Bizim sağlığımız için çok önemli bir ağaçtır. Bugün bir tane kür yapacağım sizlere. Şahane bir kür olacaktır. Çok beğeneceksiniz o kürü de. Evet, bu ağaç bol oksijen üretir. Yüksek derecedeki antioksidanttır. Ve aynı zamanda da hücre yenileme özelliğine sahiptir bu ağacımız. Şimdi şuradan bir kopartalım ufak bir dalcık. Ve gidelim eve. Sizlere şahane bir kür hazırlayacağım. Kokusu çok acayip, çok güzel. Bunun hatta yabani olarak büyüyeni bulursanız da mutlaka ondan da yapınız bu kürü. Bundan da olur. Fark eden aslında çok farkı yok ama bizim ülkelerde mesela Kırgızistan'da dağlarda böyle tuya ağacı ormanları vardır. Gerçekten muhteşem bir hava verir. Muhteşem oksijen. Muhteşem faydalı oksijen. Hadi bakalım gidiyoruz kürümüzü yapmaya. Evet arkadaşlar, hemen kopartıp geldiğim tuya ağacının dalından şimdi kürümüzü yapacağız. Bu kürümüz saç içindir ama bundan sonra da başka sağlığımıza yararlı kürler de paylaşacağım tuya ağacından. Şimdi alıyoruz şöyle bir gösterdiğim dal tuya ağacından bir tencereye böyle yerleştiriyoruz. Evet. Öncelikle tuya ağacımızı yapraklarını tozunu alıp yıkayalım arkadaşlar mutlaka. Yıkadıktan sonra üzerine 500 mililitre su dökelim. Şimdi de ateşini açıp kaynatmaya başlıyoruz. Kaynadıktan sonra kapağını örtelim ve 20 dakika kısık ateşte kaynatalım. Ateş çok kısık olsun lütfen. Çok kısık ateşte 20 dakika kaynatacağız. 20 dakika kaynadıktan sonra bakın kısık ateşte ateşini kapatıyoruz. Kapatıyoruz, örtüyoruz kapağını ve bu halinde demlenmeye bırakıyoruz. Ilık hale gelene kadar soğutacağız arkadaşlar. Tuya ağacının verdiği sonuçlarına olamaz böyle bir şey diyecek kadar şaşıracaksınız arkadaşlar. Bugünkü yaptığımız tarif saç içindir. Saçları, beyazlamış saçları doğal kendi rengine dönüştürmek için muhteşem bir kürdür. Gerçekten çok faydalıdır. Muhteşem sonuçları aldık, kendimiz denedik ve deney üzerinde bu videoyu paylaşıyorum ben sizlere. Bunu yapınız. Çok çok şahane sonuçları elde edeceksiniz. Saçlarınız beyazladıysa, genç yaşta bile beyazlamış olabilir. Yaşlanmışken o beyazlamış olabilir veya beyazlar yeniden başlamış olabilir. Onların hepsini doğal rengine dönüştürüyor. Bu kürü beyaz saçlı, doğal, natürel, blond saçlar, sarışın saçlar, sarı saçlar herkes kullanabilir arkadaşlar. Doğal
saçı doğal rengini dönüştürecek ve çok kısa bir zamanda dönüştürebilecek bir özelliğe sahiptir tuya ağacı. Aynı zamanda da tuya ağacı revmatizma, osteohondroz, kemik kilem ağrıları, basur birçok hastalığa çok iyi gelen bir ağaçtır. Çok faydalıdır. Bunun kürlerini de paylaşacağım ben ilerideki videolarda. Ve tabii ki de güzellik için kosmetolojide çok sık kullanılan bir ağaçtır arkadaşlar. Tuya ağacı çayımız soğuduktan sonra bunu süzgeçten geçireceğiz. İçine de hiçbir şey eklememize gerek yoktur. Sadece tuya ağacının çayını saçımıza, köklerine güzelce sürüyoruz. Bu miktarı bir kerelik kullanın. Bunu güzelce sürün, saçlarınızı ıslatın komple, yani yıkamış olursunuz aynı zamanda da. Ondan sonra komple saçımıza sürüldükten sonra bir güzel bir 10 dakika masaj yapın. Kan sirkülasyonu oluşsun. Tuya ağacı aynı zamanda da antibakteriyel özelliğe sahiptir. Saçta kepek varsa kepekler de yok olur. Hücreler yenilenir ve dolayısıyla yeni saç, doğal saç çıkmaya başlar. Saçlarımız gürleşmeye başlar. 10 dakika masaj yaptıktan sonra arkadaşlar saçınıza saç bonenizi, banyo bonenizi giyiniz. Daha bir 10 dakika o şekilde bekletiniz. Siz banyo yapana kadar saçlarınız hazır olacaktır. Ondan sonra saçlarınızı sadece su ile yıkayınız. Şampuan, bakım kremi hiçbir şey kullanmanıza gerek kalmayacaktır. Bu doğal şampuandır arkadaşlar. Doğal şampuan. Hiçbir şey eklemenize gerek yok. Sadece kaynatacağız. Ilık hale kadar bekleteceğiz. Ondan sonra saçlarımızı süreceğiz. Güzelce masaj yapacağız. Islatacağız komple dibine kadar saçlarımızı güzelce. Bunu tek kullanımlık olarak kullanalım ve komple hepsini 500 mililitreyi komple tek seferde kullanalım. 10 dakika daha saç boni giyerek bekletelim. Ondan sonra normal ılık suyla saçlarımızı yıkayalım ve kurutalım. Bunu istediğiniz kadar yapabilirsiniz. İsterseniz eğer ki her gün yıkıyorsanız saçınızı her gün yapınız. Eğer ki bir gün yıkayıp bir gün yıkamıyorsanız o şekilde de yapınız. Saçlarınızı yıkamadan önce bunu hazırlayınız, yapınız, ondan sonra yıkayınız. Şampuanla ardından yıkamaya hiç gerek yoktur arkadaşlar. Saçlar gürleşir, bir çıkmaya başlar deli gibi. Aynı zamanda da saç renginiz doğal renge dönüşmeye başlar ve en de kısa zamanda. Yine yeni videolarımda görüşmek üzere diyorum. Sizlere sağlık, mutluluk, huzur, sevgi dileğiyle hoşça kalın. Bay bay.